Arkadaşlar, biz bugün şeker hamurlu kurabiye yapacağız. Tereyağı, nişasta, un, yumurta, vanilya. Vanilya, sadece vanilya. Vanilya. Bunlar da şeker hamurlarımız. Evet, şeker hamurlarını kurabiyemiz pişince kullanacağız arkadaşlar. Evet, önce yarım paket tereyağı koyduk. İçerisine bir bardak nişasta, bir bardak pudra şekeri koyacağız. Evet, bir yumurta ve bir tane de vanilya ilerleyeceğiz. Aldığı kadar da un koyacağız. Hadi başlayalım, bismillah. Evet, tereyağının üzerine bir bardak. Ne koyuyorsun kızım? Nişasta. Şimdi... pudra şekeri koyalım. Bu sürü un gibi gözüktü. Evet. Yumurtanı kırabilirsin tatlım. Evet, şu görüntü çok güzel değil mi? Evet, ellerim. Vanilyanı da koy, ondan sonra ellerimizi yıkarız. Evet. Zaten yoracağımız için sadece bence yıkamaya gerek yok değil mi? Zaten şimdi hamurumuzu yoğuracağız ya. Evet. Hadi. Bir eline kenardan tut kabı. Evet. Bir eline de bismillahirrahmanirrahim yoğurmaya başla. Nasıl bir duygu? Çok severdim biliyor musun? Hadi ya, bu hiç bozulmuyor. Böyle biraz bastırmalısın. Kuvvetli kuvvetli bastır. Hatta alttaki tereyağını da böyle yukarı doğru kaldır. Hı. Bastır. Biraz un koyalım, tamam kızım. Hamurumuzu yoğurduk. Açıyoruz. Ve ne yapacağız? Şeker. Evet. Arkadaşlar, şimdi bir şekillendireceğiz. Önce hangi şekli kullanıyorsun? Çiçek. Evet. Sonra... kamyon mu, uçak mı, helikopter mi? Helikopter. Evet, geçen gün yapamadığımız uçak şekilli kurabiyeyi şimdi yapabiliyoruz. Bunun içindekilerden bastırılan şeylerden versene. Tamam. Evet, füze şeklini mi yaptı şimdi de? Hadi bakalım, hızlı hızlı şekillendir. Bir an önce artık fırda vermek istiyorum ve bir an önce süslemek istiyorum. Renkli. Bir tane kamyon. Şurada bir tane daha kamyon var sanırım. Aa, hayır. Bu otobüs. Ekmek arabası mı yoksa? Aa, eski ekmek arabaları mı? Bu da otobüs. Ne diyor burada? Postacı arabası. Postacı arabası. Hadi şekillendirmeye devam edelim. Bastırıyoruz. Yarım santim hamurun kalınlığı yeterli. Sabırsızlanıyorum sen. Ben de. Bir tane daha tırtıklı yapacağım. Evet, o tırtıklı kareli olan çok şık duruyor değil mi? Hı hı. Çok şık. Bakabilir miyim, şeklini gösterir misin?
Evet. Çok şık, hele pişince çok güzel oluyor süsleyince. Şekillendirmemiz tamam. Anne bu da. Şimdi fırına gidiyoruz. Bitti mi anneciğim hamurumuz? Kurabiyelerimiz fırında pişerken biz de şeker hamuru süslemelerini hazırlıyoruz. Renklerin tatlılığına bak Sarış. Evet, çok güzeller. Gülüyor, kendine sarı. Şimdi aynı şekilde bunları açacağız ince bir şekilde. Ve aynı şekillerle şekillendirip kurabiyelerimiz pişince üzerine yapıştıracağız değil mi kızım? Altına un koymadık. Biraz daha yapışmasın değil mi? Evet, yapışır. Ama sarı olsun. Bu kaşının kutusu. Biz bugün şeker hamuruyla kurabiyelerimizi süslemeye başladık. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimiz pişmişti hatırlarsınız. Şeker hamurumuzu da açıp şekillendirdik biz Sare ile. Ve Sare'nin elindeki kaşeyi kaldırır mısın kızım, arkadaşların görsün? Evet. O kaşenin üzerine Sare'nin harflerini geçirdik. Ve kaşe sayesinde üzerine şimdi Sare'nin ismine basmaya başlayacağız. Buradaki süslemelerle de bazılarını süsleme yapacağız. Sim mi? Evet. Evet, tam ortalamaya çalış. Bastırıyoruz. Bakalım nasıl oldu? Güzel. Güzel oldu mu? Böyle. Arkadaşlar. Böyle. Sinirimiz çıkıyor. Evet. Yavaş yavaş çıkıyor. Şekiller oluşturmaya başladı. Şimdi hepsini şekillendirip bizim kaşelerimiz, kaşelerimiz, tamam mı? Bu. Evet, biz bütün şeker hamurlu şekillerimizi hem kaşeyle hem de bu kalıplarla süsledik. Şimdi şöyle bir şekillendirmemiz var. Onun içine hafif un serpiyoruz. Şeker hamuru koyuyoruz ve gül şekli çıkacak. Dene bakalım kızım. Anne, sen çıkartabilir misin? Tabii, bir saniye. Bir, İşte bu şekilde iki, çok tatlı üç, şekiller çıkartıyor arkadaşlar. Üzerlerine bir de bunlarla süsleyelim. Hadi bakalım Sarış. Yapıştırma zamanı. Arkadaşlar, şimdi biz yapıştırma yapacağız. Evet, bu haliyle bile çok güzel görünüyorlar. Şimdi şeker hamurumuzu kurabiyelere yapıştırıyoruz. Ne sürüyorsun kızım? Su. Kurabiyemizi suyla hafif ıslatıyoruz. Yeter o kadar. Tamam. Kaldırır mısın? Bakabilir miyim?
bakalım. Çok güzel görünüyor. Hadi devam edelim. Aynı işlemi hepsi için uygulayacağız. Evet arkadaşlar. Böyle. Gayet güzel oluyor. Anne elimi göster.